Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karpuz kabuğundan inanılmaz lezzetli bir tarif hazırladım. Eminim sizler de tarifimi denediğinizde çok çok beğeneceksiniz ve favori tarifleriniz arasına ekleyeceksiniz. Tarifimin önemli püf noktalarını kaçırmamak için videomu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına başlıyorum. Tarifimde 6-7 dilim karpuz kabuğu kullanıyorum. Karpuz kabuklarını ince bir tabaka olacak şekilde soyuyorum. Ve iç kısmını da kasemin içerisine doğruyorum. Eğer daha önce bu tarifi denemediyseniz benim tarifimle mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak, beğeni yaparak ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan herkese şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Karpuzların kabuklarını soyup doğradıktan sonra şimdi üzerini geçecek kadar içme suyu ekliyorum. Daha sonra üzerine tepeleme 1 yemek kaşığı dolusu karbonat ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Burada karbonatın görevi kireç görevini görüyor. Karpuz kabuğunu pişirdiğimiz zaman dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık olacak. Güzelce karıştırdıktan sonra kasemin üzerine hava almayacak şekilde bir streç filmle örterek buzdolabına kaldırıyorum. Bu şekilde buzdolabında bir gece bekletiyorum. Karpuz kabuklarını bir gece buzdolabında beklettim. Şimdi üzerine açıyorum. Karpuz kabukları bu şekilde. Şimdi 3-4 defa temiz suda güzelce yıkayıp suyunu süzdüreceğim. Daha sonra da tenceremi ocağıma aldım. Kettle'da kaynatmış olduğum kaynar suyu tenceremin içerisine alıyorum. Ve suyun içerisine yıkayıp süzdürmüş olduğum karpuz kabuklarını ekliyorum. Bu şekilde harlı ateşte 10 dakika boyunca kaynatıyorum. Karpuz kabukları 10 dakika boyunca kaynadıktan sonra kevgirle suyun içerisinden süzerek alıyorum. Karpuz kabuğu reçeli hazırlıyoruz. İnanılmaz lezzetli bir reçel oluyor. Hiç abartmıyorum. Şimdiye kadar yediğim en güzel reçellerden birisi. Mutlaka sizler de bana güvenerek bu tarifi deneyin. Denediğinize asla pişman olmazsınız. Şimdi ocağımın üzerine başka bir tenceremi aldım. Tencerenin içerisine 4 su bardağı şeker ekledim. Üzerine de kaynatmış olduğum 4,5 su bardağı su ekledim. 1 tane limonun kabuğunu ekledim. 5-6 adet karanfil ekledim. Ve güzelce karıştırıyorum. Şeker eriyip suyumda kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum limon kabuğunun suyumuza verdiği rengi görüyorsunuz. Suyumuz sapsarı oldu. Evi de inanılmaz güzel bir koku sardı. Keşke bu güzel kokuyu da sizlere aktarabilsem. Suyum kaynamaya başladıktan sonra haşlamış olduğum karpuz kabuklarını şekerli suyun içerisine alıyorum. Ve ocağımın altını orta ayara getirerek kaynatmaya devam ediyorum tarifimde ölçmedim ama yaklaşık 750 gram karpuz kabuğu kullandım. 4 su bardağı şeker, 4,5 su bardağı da su kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Yine kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleri ile birlikte her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyor olacağım. Oradan bakarak kontrol edebilirsiniz. Karpuz kabuklarının rengi şeffaf bir renk alıncaya kadar kaynatmaya devam ediyoruz. Şu anda 35 dakikadır. Reçelimiz kaynıyor. Şimdi içerisine yarım çay kaşığı limon tuzu, yarım da limonun suyunu ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra kaynatmaya devam ediyorum. Ben limonu ekledikten sonra reçelimi 30 dakika daha kaynattım. Toplamda 1 saat 5 dakika kaynatmış oldum. Fakat her karpuza göre pişme süresi değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Gördüğünüz gibi karpuz kabuklarının rengi şeffaf bir renk aldı. Artık reçelimiz oldu demektir. Şimdi ocağımın altını kapatarak hemen ocaktan almayacağım. 5-10 dakika bu şekilde ocakta bekleteceğim ki karpuz kabukları şerbeti iyice içine çeksin. Şimdi artık reçelim soğumadan ocaktan aldım ve kavanozlara dolduracağım. Rengini hemen sizlere yakından göstermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli bir reçel oluyor. Tarifimi denediğinizde sizler de göreceksiniz. Ben reçelimi olduğu gibi kendi rengi ile hazırladım fakat sizler reçelinizin kırmızı olmasını isterseniz kaynarken içerisine biraz pancar veya kırmızı erik ekleyebilirsiniz. Bu sayede reçeliniz kırmızı olacaktır. Şimdi reçelimin bir kısmını yemek için tabağımın içerisine ayırdım. Kalan kısmını da kavanozların içerisine doldurarak kış için saklayacağım. öyle güzel bir reçel oldu ki dilerseniz bu reçeli akşam yemeğinden sonra tatlı niyetine yiyebilirsiniz. O kadar güzel oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık. Benim vermiş olduğum tariften bir yarım kilogramlık kavanoz bir de küçük kavanoz reçel çıktı. Ben kavanozlarımın kapaklarını kapatırken hemen sizlere de veda etmek istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Bir dahaki tariflerde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.